birine abayı yakmak harika bir şeydir. Ama nasılsa sonradan bu hisler birdenbire kaybolur. Peki neden böyle oluyor? Her gün farkına bile varmadan yaptığınız bazı masum ve zararsız şeyler yüzünden olabilir mi? Mesela dağınık olmak. Birlikte yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra tutkunuzu neden kaybettiğinizi hiç düşündünüz mü? Eğer ikinizden biri dağınıksa, tutkunuzun kaybolmasına şaşmamak gerek. Hiç kimse evinde, ortalıkta kirli çoraplar, tuvalette veya lavaboda diğer kişinin kişisel eşyalarını görmekten hoşlanmaz. Sorumluluklarınızı başkasının üstüne yıkmayın. Partneriniz sizin anneniz ya da babanız değil. Siz oturup televizyon izlerken veya internette gezinirken tüm evi kendi başına temizlemek zorunda kalmamalı. İkiniz de yetişkinsiniz. Bu yüzden birbirinize saygı gösterin. Temiz ve düzenli olun. Partneriniz bunu takdir edecektir. Karşınızdakinin kişisel alanına saygı duymamak. Çıkmaya ilk başladığınızda bebeğinize doyamazsınız ve her zaman birlikte olmak istersiniz. Hormonlarınız çok aktif olduğu için bu tamamen doğaldır. Ama her birimiz hayatımız ve hedeflerimiz üzerine derinlemesine düşünmek ya da sadece rahatlamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarız. Bu nedenle erkek arkadaşınıza bu fırsatı vermeniz önemlidir. Uzmanlar, erkeklerin genellikle kadınlardan daha az sosyal olduklarını ve bu yüzden yalnız kalmayı daha çok arzuladıklarını söylüyor. Aynısı ilgi delisi erkekler için de geçerli. Ayrıca aşkınızı her gün, her dakika birbirinizi görmekten daha fazla öldüren bir şey olamaz. Özellikle birinizde ya da her ikinizde de biri banyodayken birden içeri dalma alışkanlığı varsa bu hiç de romantik değil. Birbirinizi en az bir akşam ayrı kaldıktan sonra tekrar görmenin ne kadar harika olacağını hayal edin. Ah, içinizde uçuşan o kelebekler hemen geri gelecek. Karşısındakini manipüle etmek. Birinin size istemediğiniz bir şeyi yaptırmaya çalışması hoşunuza gider mi? Partnerinizin de hoşuna gitmiyor. Kasten ağladığınızda ya da istediğinizi yapmadığı takdirde onu görmek istemediğinizi söylediğinizde size olan aşkı yavaş yavaş biter. Bunu dışarıdan anlaşılmayan ve sinsi bir şekilde yapmanız da işe yaramaz. Bilinçaltımızda birinin bizimle oynamaya çalıştığını anlarız. Zorbalık yapmak için mi bir ilişki içindesiniz yoksa sağlıklı bir bütünün parçası olmak için mi? İkinizin de düşünceleri önemlidir. Ve partneriniz de sizin ondan beklediğiniz saygı ve dürüstlükte muamele görmeyi hak eder. Kıskanç olmak. Aşk sizi kırılgan ve savunmasız kılar. Hepimiz en çok sevdiğimiz kişinin kalbimizi kırmasından korkarız. İşte o berbat kıskançlık hissi tam da buradan kaynaklanır. Bardaki kızın sevgilinize baktığını ve iş arkadaşının oldukça şüpheli davrandığını düşünürsünüz. Sonuç olarak tüm korkularınızı ona yansıtırsınız. Sevgilinizin neler olup bittiği hakkında hiçbir fikri yoktur ve kendi küçük cennetiniz adeta bir kabusa dönüşür. Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri onunla duygularınız hakkında açıkça konuşmaktır. O sizin yaşadıklarınızı anlar. Siz de ona güvenebileceğinizin farkına varırsınız. Ancak önemli bir istisna var. Eğer erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız yaptığınız her şeyi kıskanıyorsa, bu duygu onun kontrolcü kişiliğinden ve sahiplenme isteğinden kaynaklanır. Ne yazık ki bu insanları değiştirmek neredeyse imkansızdır. Yapabileceğiniz en iyi şey bu ilişkiyi bitirmektir. Gelecek konusunda farklı görüşlere sahip olmak. Kendinizi sevdiğiniz kişiyle birlikte mükemmel bir gelecek hayaline kaptırmak çok kolaydır. Doğruları konuşalım. Bazı insanlar ilk buluşmadan hemen sonra bile o kişiyle evleneceği günü hayal etmeye başlıyor. Ancak bazen görünüşte masum olan bu hayaller ilişkinizi mahvedebilir. Çoğu zaman partnerimizin gelecek hakkında bizimle aynı görüşe sahip olmasını bekleriz. Ah, Mert'le iki çocuğumuz, şehir dışında bahçeli bir evimiz ve 6 köpeğimiz olacak diyebiliriz. Ve bir hafta sonra Mert'in çocuk sahibi olmak istemediğini, şehir merkezindeki apartman dairesinde memnun olduğunu ve kedileri tercih ettiğini öğrenebilirsiniz. Of, işte hayaliniz suya düştü. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu bir ilişkiye başlarken beklentilerinizi yüksek tutmamaktır. Bu adamı seviyorsanız, onunla olmak istiyorsanız daha ne bekliyorsunuz? O aşamaya gelinceye kadar her türlü engeli aşabilirsiniz. Yine de bazı konular hakkındaki düşünceleriniz kesinse, örneğin çocuk sahibi olmak istemediğinizden kesinlikle eminseniz, muhtemelen bu konuları önceden tartışmalısınız. Mükemmel olmaya çalışmak.
Biriyle sevgiliyken mükemmel bir kadın olmak istersiniz. En güzel kıyafetlerinizi giyer, saçlarınızı ve makyajınızı yapmak için saatler harcar ve sırf onu etkilemek için sevimli ama rahatsız edici kilotlar giyebilirsiniz. Ancak kendiniz olmak ve bunları yaparken rahat davranmak yerine kusursuz olmaya çalışmak büyük bir hatadır. Yüzünüzde birkaç sivilce varsa ne olur sanki? Erkek arkadaşınız da kusursuz değil ki. Evde eski sünmüş tişörtünüzü giymek istiyorsanız giyin. Erkek arkadaşınızın sizi beğenmesi için manken gibi olmanıza gerek yok. O sizin kişiliğinize aşık, görünüşünüze değil. Psikolog Russell Clark ve Elaine Hatfield, erkeklerin gerçekte neyin peşinde olduklarını anlamak için 1989'da ilginç bir deney yaptı. Birkaç genç kadından Florida Devlet Üniversitesi kampüsündeki erkeklerle konuşmalarını istediler. Kadınlar süslü püslü değildi, gündelik giyinmişlerdi ve fazla makyaj yapmamışlardı. Deneyin sonunda erkeklerin yaklaşık %70'i kadınlarla sonradan buluşmak isteyecek kadar ilgili davrandı. Yani bu deney birinin sizi çekici bulması için mükemmel görünmek zorunda olmadığınızı kanıtlıyor. Bu yüzden rahatlayın, kendiniz olun ve kişiliğinizin öne çıkmasına izin verin. Sürekli şikayet etmek. Bir şeylerden rahatsız olmak ve her türlü şeyden şikayet etmek tamamen doğal. Ancak dozunu iyi ayarlamalısınız. İçinizi dökmek sizin için iyi olabilir. Ancak partneriniz de dahil olmak üzere diğer herkes için oldukça zararlıdır. Partnerinize kendisinden yakınmak da kötü bir fikirdir. İlişkinizde sadece anlaşmazlık ve gerginlik yaratır. Eğer ilişkinizde ciddi bir sorun varsa, sakinleşmek için kendinize zaman tanısanız ve sonra da düzgünce konuşsanız iyi olur. Ayrıca şu basit kuralı da unutmamalısınız. Aynı şey mesajla tartışırken de geçerlidir. Mesajlaşarak birbirinizi kırmak yerine buluşup sorunu yüz yüze tartışmayı deneyin. Yüz yüze konuştuğunuzda tartışmanızın aslında ne kadar çocukça ve aptalca olduğunun farkına varacaksınız. Taviz vermek. Taviz vermek güçlü bir romantik bağ kurmanın anahtarıdır denir. Eğer orta yolu bulamazsanız kaybedersiniz. Size işin aslını anlatmak için burada olduğuma göre şunu söyleyeyim. Bu ilke gerçek hayatta hiç işe yaramıyor. Çatışma çözümü koçu Nicole Witt'e göre partnerinizle aynı bakış açısına sahip olduğunuzda, bilinçaltınızda durumu bir rekabet olarak görüyorsunuz. Bu yüzden taviz verdiğinizde size ne kadar fayda sağladığınıza bağlı olarak tartışmayı da kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Böylece taviz vermek iki kişinin sırayla istediklerini elde etme yarışına dönüşüyor. Bu ilişkinizin içinde kopukluk oluşturuyor ve aranızdaki birliği iki farklı tarafa ayırıyor. Böyle yapmak yerine İşbirliği yapmak daha iyi bir çözümdür. Her ikinizin de işine gelecek üçüncü bir çözüm bulmak için hayal gücünüzü kullanın ve güçlerinizi birleştirin. Bu sayede taraf tutup birbirinizle savaşmak yerine birlikte bir şeyler yaratmış olursunuz. Sağlıklı bir birliktelik tam olarak budur. Sizce başka hangi günlük alışkanlıklar bir ilişkiyi mahvedebilir? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın. Bu videoyu beğenin, arkadaşlarınızla da paylaşın ve hayata olumlu bakmak için abone olun.